One Piece ve Dragon Ball'un seneye büyük ihtimal birer yeni filmleri sinemada olacak. Ve bu iki seriye hayran olan ben bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim hemencik. Nereden öğrendim ve bu filmlerde neler olacak ve benim beklentim nedir? Hepsini birazdan bu videoda konuşacağız. İntrodan sonra. Aranızda Dragon Ball'un aşırı büyük hayranı olmayanlar da var, farkındayım. Ama bu iki filmin aynı dönemde açıklanması tesadüf değildir. Ki zaten aynı stüdyonun filmleridir. Yani demek istediğim bu. Bu filmler ile ilgili burada bir şeyler düşünüldü. Onlara da birazdan bakacağız. Şimdi ilk öğrendiğimiz bilgi Dragon Ball'un filmidir. Toei Animation'ın Avrupa sitesinde bu film açıklandı, sonrasında silindi. Sonrasında da onaylandı diye biliyorum. Yani %99 2022 Dragon Ball'un yeni filmi gelecek vizyona ya da sinemaya. Malum Broly başarısından sonra bu filmi herkes zaten bekliyordu. Tabi burada animeyi bekleyenlere biraz kötü haber gibi oldu. Ama bence fazla strese girmeyelim. Mangayı okuyanlar zaten görüyor. Anime kesinlikle gelecek. Çünkü manga çok güzel bir şekilde ilerliyor. Nereden bakarsak bakalım, Dragon Ball'un filmi neredeyse bir haftadır bilinen bir olaydır. Peki One Piece filmi nerede duyuldu? Onu da anlatayım hemen. Toei Animation dün yeni bir internet domaini satın almış. Bu domainin içeriğinde de One Piece Movie geçiyor. Ve bu tarzda birçok film açıklanıyor. Yani açıklanıyor derken fanlar bu filmi buluyorlar açıklanmadan. Ve bu da bizim için şu demektir. 2022'de hem One Piece hem de Dragon Ball'un yeni filmlerini izleyebileceğiz. Şimdi tereddütlü olan arkadaşlara şöyle bir şey diyeyim. Eğer ki Toei Animation bu filmi sayfasında yayınladıysa, yani Dragon Ball filminin geleceğini, 2 dakika sonra silseler bile böyle bir şey var ki yayınlıyorlar. Bu sonuçta hatta bir stratejidir belki heyecanlandırmak için. Dragon Ball net. One Piece'in niye net olduğuna dair gelince de Toei Animation gibi bir şirket bir domaini boşa satın almaz. Eğer ki o domaini de movie yerleştiriyorsa da net ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Şöyle bir olay var. Hani Dragon Ball bir domain satın alsa tereddüte girerim çünkü Dragon Ball'cular, yani Dragon Ball sevenler hep yeni bir şey bekliyor ve hep avucu boş kalıyorlar. Maalesef ben de dahilim bu olayda. Ama One Piece'te öyle bir ihtiyaca gerek yok yani. One Piece'te filmse filmdir, yoksa yoktur yani. Ondan dolayı bu iki olay kesindir yani. Bu filmler seneye vizyona girecek. Peki bu filmlerde bizi neler bekliyor? Bunu düşünmeden bu videoyu yapmazdım herhalde, değil mi? Şimdi ufak cana bir göz atalım anime dünyasına. En son bir Demon Slayer filmi sinemaya gidiyor ve bu film sayesinde her şey değişiyor anime dünyasında. Bu film tamı tamına 500 milyon dolar kar elde etti. 500 milyon, bu bir rekordur anime dünyasında. Hatta örnek vereyim size. One Piece'in en başarılı filmi One Piece Stampede'dir. 94 milyon dolar ile. One Piece Stampede filminden daha başarılı bir film var. Dragon Ball Broly. 240 milyon dolar getirmiş. Ki bence gayet başarılı bir sayı bu da. One Piece'inki standart sanki. Şimdi bu işin ustası değilim ama One Piece'inki yine okey gibi. Broly filmi başarılı gibi. Ama Demon Slayer uçup gidiyor yani. Bu arada Broly filmi gerçekten çok güzel. Ama Broly filmi ve Demon Slayer filmi niye bu kadar yüksek gelir elde etmiş sizce? Ben kendimce bir sonuca vardım. Bu iki film diğer bir ton filmin aksine canon'dı. Yani film dediklerim burada anime filmleri. Normalde anime filmlerin %90'ı gerçek hikayeden bağımsız olur. Yani orada olan bir şey animede geçmez. Olmamış sayılır. En basit örnek size vereyim. Mesela Dragon Ball'da Cooler var. Freezer'ın abisi. Mangada, animede geçmiyor. Hay isteyen, bekleyen çok. Ama bu bir film karakteri. Veya Broly. Broly'nin 3 tane filmi vardı bu filmden önce. Ve kanon değildi. Serinin bir parçası değildi. Ta ki bu son filmde kanon sayıldı. Yani serinin bir parçası. Mangada gelirse de kimse şaşırmasın artık. Zaten ilgi çeken yanı da bu. One Piece'in bir filmine bakalım. One Piece'te en güzel örnek burada Shiki'dir. Shiki mangada olan bir karakter, filmde de alınıyor ama filmde olan geçersiz bir hikaye. Ondan mesela yorumlarda bazen okuyorum, Shiki o kadar güçlü değildi. Arkadaşlar, siz burada bir şey yanlış anlıyorsunuz. Shiki, sizin gördüğünüz filmdeki Shiki geçersiz, olmayan bir Shiki, filler bir Shiki. Aynı Luffy'nin yara izini Zoro'dan zannettiğiniz gibi. Bu olay da Zoro'dan değildi. O bir filler bölümüydü, yani gerçek olmayan bir bölüm. Artık öyle diyorum, anlarsınız ne demek istediğimi. Şimdi bu kadar
kanon ve non-kanonu anlattım size veya filleri dedim. Demon Slayer'de hikayenin önemini taşıyan bir film yap. Bence bu da büyük bir sebeptir 500 milyona yakın kazanmalarına. Ve bu başarı gelecek filmleri de çok etkileyecek. Ve bence artık gelecekte de daha çok film göreceğiz. Yani 2 senede bir One Piece filmi bence bizi şaşırtmayacak. Benim düşüncem de şu. Bu filmler artık kanon olacak mı olmayacak mı? Yani hikayenin, senaryonun bir parçası mı olacak olmayacak. Bence bu gelecek 2 film hem Dragon Ball hem One Piece serinin bir parçası olacak. Seriye bir katkıda bulunacak ve seriyi takip edenleri sinemaya itekleyecek. Yani hikayeyi önemli bir şekilde geliştirecekler. Dragon Ball zaten bu yolda gidiyordu. Hatta burada bir ek bilgim var. Bu filmin hikayesi önceden belliymiş. Ve bu filmde tanıdık biri geliyormuş. Beklenmedik tanıdık biri. Hani bu bilgi çok güçlü değil ama hiçten iyidir. Ve eminim ki evreni genişleştirmek istiyorsan böyle bir taktik çok mantıklıdır. Ve bence bu karakter Yamoshi'dir. Efsane Super Saiyajin God olan Saiyajin'i ben bekliyorum. Niye? Gözüktü ve bir daha geri gelmedi. Hani rüyada gözüktü. Bir beklentim var, onu illaki göreceğiz. Bir filme de yakışır bir karakter. Şimdi geri dönelim One Piece'e. One Piece filminde ne olacağına geçmeden önce lütfen beğeni atın ki bu video bayağı bir yayılsın. Ve herkes bu haberi hemencik öğrenebilsin. Tabi ben de kanal sahibi olarak daha mutlu olurum bu durumda. Neyse geri dönelim. One Piece'te ise bence konu daha önemli. Şimdi bugüne kadarki filmler One Piece'te non-canon'dı. Yani seriyi zerre etkilemiyorlardı. Ve filmlerin çoğu güzel olsa bile seride aslında bir değeri yok. Bence Toy Animation Demon Slayer'ın başarısını görüp yine non-canon bir film yapmaz. Yapmamalı da, çünkü One Piece dünyası çok büyük ve bir ton güzel hikayeler sunabilir bize. Hatta benim aklımda birkaç olay var. Bu olaylar genellikle eski çağ ile ilgilidir. Hani düşünsenize, Roger dönemi veya Rocksteady Zebek dönemi detaylıca bir film alıyoruz. 2 saat boyunca. Sadece bir düşünün, filmin kalitesini, Roger'ın veya Zebek'sin hikayesini öğreniyoruz ve bu hikaye canon olarak bize geliyor. Şimdi bu hikayeyi seriye koyamazsın. Uzun koyamazsın. İşte Roger'ı biraz eklemeye çalıştılar animede bu ara. Ama aynı etkiyi yaratmıyor benim dediğim ile ilgili. Ama benim dediğim bambaşka bir etki yaratır. Hani böyle bir film düşünebiliriz. Bize ne kadar çok bilgi verir, ne kadar çok teori fırsatı verir ve eski çağı daha iyi tanımamıza fırsat olur. Ve açık diyorum, bence bu film sinemada rekorlar kırar. Hatta şöyle diyeyim, Demon Slayer'ın rekorunu birkaç günde bile kırabilir. Hani teoriler olacak, efsane birkaç dövüş olacak ve film kalitesinde çekilecek. Broly filmini izleyenler ne demek istediğimi burada çok iyi bilir. Hem Roger veya Zebek'sin hikayesini 2 saate zor da olsa sığdırabilirler. Hani ne oluyor, neler oluyor, nasıl gidiyor, nasıl ilerliyorlar, karakter olarak daha iyi tanıyabiliriz. Şimdi şurada bir olay var. Bu benim hayalim ve benim beklentim. Hani fakirin umudu gibi bir şey. Film bunu konu alır mı bilmiyorum ama istiyorum. Ama açıkçası ve Demon Slayer bir filmi canon yapıp One Piece'in bir filmine göre 5 katı kar elde edebiliyorsa bunu kesinlikle Toy Animation'da dener. Çünkü Toy Animation parayı aşırı seven bir şirket. Buradan Naruto'nun 1500 fillerine de selam olsun. Yani size burada filler, Toy Animation ve parayı bir cümlede anlatmaya çalıştım. Naruto fillerler bence her şeyi özetliyor. Bence kesinlikle hikaye için önemli bir film olur. Yani başka türlüsü bence bu saatten sonra saçma kaçar. Ha, şöyle bir ihtimal de aklımdan geçiyor. Mesela bir düşünün, Wano bitiyor, film yayınlanıyor. Filmde de konu Elbaf oluyor. Hani böylece belki ne bileyim 1,5 seneye sığdıracağımız Elbaf'ı bir filme sığdırıyorlar. Tabi biraz kısa olur ama mantıksız değil. Çünkü Eiichiro Oda yavaş yavaş bitirmek istiyor seriyi. Ve eğer ki Elbaf gibi beklenen bir arc varsa bir filme sıkıştırması bayağı bir zaman kazandırır. Tabi bu benim düşüncem, bilmiyorum olur mu olmaz. Elbaf'ın bir arc olmasını daha çok tercih ederim. Bu iki filmin haberi beni açıkçası çok heyecanlandırdı. Ve benim aşırı büyük beklentim var. Özellikle Demon Slayer'ı geçmek niyetinde olacaktır Toy Animation. Ve iki filmde de ona göre canla başla da asılacaklar. Ve biz anime sevenler için ziyafet tarzında iki film gelecektir. Arkadaşlar, bu filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iki film rekor kırabilecek güçte olur mu? Sonuçta ne diyoruz? Toy Animation kesinlikle 500 milyonu geçmek isteyecektir. Yani benim beklentim açıkçası çok yüksek. Özellikle One Piece filminden, ki hele Zebex ve Roger olayları daha çok aydınlandığından beri. Beğeni atmayı unutmayın ve abone değilseniz abone olarak hiçbir şey kaçırmazsınız. Siz ne düşünüyorsunuz bu filmler hakkında? Ve konu olarak sizce karşımıza ne çıkar? Bunu da yorumlarda her zamanki gibi sizinle tartışmak istiyorum. Hoşça kalın. ジョルノ・ジョバーナには UFO。
Görüşürüz.